Selamlar arkadaşlar. Benim kendi aracımın arka fren balataları yalpalamaya başladı. Böyle 120'nin üzerinde hızlarla giderken frene bastığımda arkadan böyle lambur 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 sallanıyor. Bu da disklerde problem var anlamına geliyor. Bu da neden oluyor? Şimdi ben 2 sene önce değiştirdim arka balataları. O zaman disklere herhangi bir işlem yapmamıştım. Çünkü diskler çok zaten inceydi. Yani tornalık bir payı yoktu. Ama yalpalamayla ilgili sorunum da yoktu. O yüzden balatayı direkt taktım, ben o şekilde kullandım 2 sene. Yaklaşık bir 60 bin kilometre böyle götürdü. Yani o şekilde götürebiliyor. Ama tabi o zaman da diskleri yeni takmış olsaydım balataları da yine bitene kadar kullanabiliyor olacaktım. Buradaki benim şu an yaşadığım durum disklerin bitmiş olması. Balataların yarısından fazlası daha duruyor ama yeni disk takıp bu balatalarla beraber takarsam yeni diskleri de bozar. O yüzden komple sistemi yenilemem gerekiyor bu durumda. 120'nin üzerinde hızlarda giderken hafifçe titreme yapıyor olması, yalpalıyor olması beni rahatsız ediyor aslında. Hani çok da böyle şey bir durum değil aslında. İdare edilebilir ama kötü yani. Hele arabada ağırlık varsa, daha fazla insan varsa daha kötü oluyor. Ya yani bu durumlarda önerim her zaman fren sisteminizi gözden geçirmeniz olacaktır arkadaşlar. Diskimizi ve de balatamızı değiştireceğiz. Disk ve balata tercihim de Ferodo'dan yana oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Balatamız Ferodo. Diskimiz de Ferodo. Daha önce de söylemişliğim vardı. Bu markayı beğeniyorum arkadaşlar. Direkt OEM kalitesinde, yani fabrikada üretimlerde de takılan markalardan bir tanesi. Zaten hani elime aldığım zaman da belli ediyor kendini. Her türlü kalite yani. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Evet, şimdi diski sökeceğimiz için önce el freni çekildi. Bak şu an el freni çekildi. Disk hiç dönmüyor. Tamam mı? Bunlar çok zor çıkıyor. Bak ben burada zaten şey yapmışım. Daha önceden bu civataları biraz hasarlamışım sökerken. Şimdi bunları hafifçe WD-40 sıkıyorum. Daha sonra bunları disk burada sabitken, tamam mı? Önce bu civataları çıkaralım ki ondan sonra biz burayı söktükten sonra bu böyle dönmeye uğraşacak. Biz bunları sökmekte zorlanacağız arkadaşlar. Bunları şimdi bak mesela bir tane yıldız tornacı da yapayım, alayım. Bunu bir görelim. Değil mi? Yok. Tutmuyor. Gerçi bu da tam uyumlu değil ama. Bak tutmuyor. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Nokta kullanarak böyle vurarak açacağım ben onu. Şimdi size göstereceğim. Şimdi normalde nokta diye satılıyor ama onların uçları çok sivri değil, tamam mı? Ben bunu bit pazarından almıştım. Böyle adam E'den yapmış. Sert bir metaldir. Burasını sivri yapmış böyle kalem gibi. Bunu böyle buraya denk getiriyoruz. Ondan sonra çekiçle bu vidayı döndürmeye çalışacağız. Sökme yönünden. Şöyle yapıyorum. İlk önce şöyle çakıyorum, yerine otursun. Sonra böyle döndürüyorum, bak. Söküldü, gevşedi, gördün mü? Yıldızla açamamıştık. Şimdi bu gevşedi. Diğerini de yapalım. O da şöyle aşağı doğru olacak. İlk önce şöyle oturtturuyorum. Sonra aşağı doğru çeviriyorum. Bak. Gördün mü? Böyle oldu. Yoksa bu sizi çok uğraştırır arkadaşlar. Bu alete ihtiyacınız var. Nokta zımba diye satılıyor. Olmazsa veya işte böyle bir E'den kendiniz yapabiliyorsanız yapmanız lazım. Şimdi bunları söktük. Tornavidayla artık alabilecek konuma geldi. Alalım bunları artık böyle. Tamam. Şimdi artık bu tarafta kaliperimizi sökmeye başlayabiliriz. İlk önce bir el frenini indirelim abi. El frenini indiriyorum içeride. Ama araba viteste olsun, tamam mı? Viteste olsun araba. El freni indirince şurası salacak yani. Evet. Bunu buradan çıkartacağız. Bak çok zor bir şey değil. Elle aldım, gördün mü? Elle söktüm. Şu an el freni mekanizmasından ayırmış oldum onu.
Şimdi burada pinleri sökelim. 12 milim anahtar tutuyor arkadaşlar bunları. Şöyle gevşetme yönünde çekiyorum. Bunu aldık. Hemen altında bir tane var. Onu da yapalım. Tamam. Bu ikisini böyle alıyoruz. Şunu çıkaralım. Bu çıktı. Bunu da çıkardık. Hidrolik hortumunu tutan bir braket var burada, bu tarafta. Yani burada çekebilirsen göreceksin burada. Tam şurada. Şurası, tamam mı? Şu. Bunu buradan sökeceğiz. Ayıracağız. Kalipere ayırabiliriz. Hidrolik hortumunu sadece yerinde tutan, böyle sallanmasın diye tutan bir braket. Civatayı söktüm. Çıktı burada. Tamam. Şimdi bu serbestlendi böyle. Tamam. Şu teli buradan çıkaralım. Bu bizim balatalarımızı işte bozuk yollarda şangur şungur ses yapmasın diye. Şimler bunlar. Bak, balatalar bitmemiş gördüğünüz gibi. Balatalar iyi durumda. Ama disk bitti. Yani illa hep önce balata bitecek diye bir şey yok. Disk bitti. Disk çok inceldi. Ve yalpalama yapıyor. O yüzden değiştireceğiz. Şimdi yeni balatalarımızın da bu kaliperin içine sığabilmesi için bir miktar bunu geri itmemiz lazım. Arka fren kaliperlerinde bunu direkt buraya mengene takıp veya direkt şöyle iterek gönderemeyiz. Neden? Bunun içindeki yapı şöyle bir şey arkadaşlar. El frenini biz çektiğimiz zaman içerisinde bir tane civata var. Aynı bunun gibi. O dönüyor ve bunu ittiriyor. Dolayısıyla bunu dönerek ittirmemiz lazım. Tamam mı? Özel aparatı var gerçi bunların da. Gerek de yok yani fazla. Böyle bir karga burunla yapıyorum ben bu işi. Zaten eski takip edenler hep biliyor da. Böyle sağlam bir yere tutturuyoruz arkasından. Kaçmasın bir yere kaliper diye. Ve tutturup hem ileri hem de saat yönünde, clockwise yönünde döndüreceğim abi. Bak ne kadar kolay oldu. Piston geriye doğru gidiyor şu an. İyice içine gömüldü. Köreye dikkat ediyoruz yalnız. Burada körük var. Bunu yırtmamamız lazım. Onunla ilgili de bilgi vereyim. Bu körük yırtıksa bu piston aynı motorumuzdaki pistonlar gibi arkadaşlar. Üzerinde en ufak bir karıncalanma olursa o pistonu fren tutacak. Freni bıraktığımızda salmayacak fren geri kendini. Bu diski kızartacak. Araba sürekli fren yapıyor olarak gidecek. O yüzden kaliperin bakımı çok önemli. Özellikle şu körük çok önemli arkadaşlar. O körük yırtıksa oradan paslanacak abi. Su alacak, paslanacak. Ondan sonra oradan karıncalanma olacak. En ufak bir karıncalanmada biz freni bastığımız zaman fren kısacak. Eskiden benim küçükken Ankaralı bir arkadaşım vardı. Bisiklette frenler kısmıyor, frenler kısmıyor diyordu. Fren kısacak bizim, tamam mı? Ama bıraktığımızda o karıncalanmaya takılacak, tamam mı? Bırakmayacak fren kendini. Dolayısıyla hep frenli gidecek araba ve bu diski kızartacak. Yani yangına kadar bile götürebilir yani. O yüzden fren balatalarını değiştirirken veyahut da değiştirtirken diyelim, bu körün sağlam olduğundan emin olun arkadaşlar. Bu da burada önemli bir nüans noktası olsun size. Pistonumuzu da geri ittik. Şimdi biz diskimizi çıkaracaktık. Diski çıkarmak için kaliper tutucu parçası var. Kaliper iki parçadan oluşuyor. Bir kaliper kendisi, bir de tutucusu. Arkasında iki tane civata var. O civataları sökerekten, bak şurada. Elimde hissediyorum zaten. Şu ikisi. Tamam mı? Bunları sökeceğiz ve bunu buradan alacağız. Sonra disk çıkabiliyor hale gelecek. O arkadaki civataları da 14 milim lokma tutuyor arkadaşlar. Takıyorum 14 milimi. Şöyle. Gevşedi. Bunu da gevşetelim. Oh! Biraz sıkı bunlar tabii. Bütün fren gücünün yüklendiği yer burası.
elimle alacağım artık cilataları. Bir. Ve iki. Hop. Kaliper tutucu çıktı. Bunu şimdi kenara, burada biraz işlerimiz var bizim. Hatta şöyle bakayım. Burada bak, bunların rahat çalışıyor olması lazım. Ben o zaman yağla yağlamıştım zaten, doğru bir yağla. Şu anda gayet güzel ama biz gene yenileceğiz bunları bak. Bunlar şu an gayet güzel. Ama gene yenileceğiz. Diski vidalarını çıkarmıştık hatırlıyorsanız. Gene çıkması zor olur. Bak disk burada, deliği burada bunun. Bu burada sabit kalacak. Genelde ısıdan dolayı burası şişiyor. Burası şiştiği için burası birazcık sıkar yani, tutar, tamam mı? WD-40 sıkıyoruz biraz. Sonra ya ben bu diski kullanmayacağım için çekiçle lambruk diye dalabilirim ama öyle yapmayacağım şimdi. Hani farz edelim ki biz bu diski bir daha kullanacağız. O yüzden zarar vermeden yapmaya çalışıyorum. Ne oldu? Gelmedi. Ha, gelmeyince ne yapacağız? Hani bu fren hortumunu, braketini sökmüştük. Cıvatası burada bak. Adamlar onu buraya şey yapmışlar bak. Buraya bunu tak. Tamam mı? Buraya bunu takıyorsun böyle. Ondan sonra bu onu, aynı şeyi burada da var. Diski arkadan beri itiyor böyle. Çektirme gibi çalışıyor. Ondan sonra o oradan çıkıyor. Benim 12 milim cırcırım nerede? Sıkacağım bunu. O onu ittirecek, çıkacak abi. Öyle temenni ediyoruz yani. İki taraflı yapmak lazım normalde de. Bir tarafta da yapsak olur aslında. Şey değil o kadar yani. Bak pat diye ses çıktı. Bir taraftan attı o. Tamam mı? Bak tık 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 atıyor bak. Hop. Bıraktı kendini. Sökelim şimdi. Bak. Bıraktı artık, gördün mü? Yani bunlar da hep teknik yani, taktik. Ne kadar basit yapıyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de ya bu videodan izleyerek yaparsınız. Bir de şöyle bir şey. İlle de bu araba FD6 ya. Honda. Abi bu frenler patentli. Bunlarda çok küçük farklarla bütün arabalarda aynıdır bu. Yani disk fren, kampana freni ayrı, kampana fren bir tane araba denk gelsin, onu da değişimini göstereceğim. Disk frende bütün patentler aynı abi. Bütün arabalarda aynıdır. Bunu bilin yani. Çok küçük farklar vardır. Pimleri değişiktir. Bunların mesela normal cıvata, Volkswagen grubunda Inbus cıvata oluyor. Farklı oluyor. Ama geneli aynı yani. Diskler böyle. Hatta bizim Mazda'nın bu cıvatalar bile yok. Direkt böyle kaliper takıyorsun, direkt bijonlar tutuyor diski. Bu cıvatalar bile yok yani. Şöyle alayım. Bak, hala buralardan tutmaya çalışıyor, görüyorsun değil mi? Heh. Tamam. Diski çıkardık abi. Bak orijinal Honda'da. Araba 310.000'de. Araba 310.000'de. 310.000 kilometre boyunca bu diskleri kullandım artık. Bunlar ekmeğini yedi yeter artık. Kaliteli bir disk takalım yani. Bayağı da gitmiş maşallah. 3-4 tane balata bitirdi. İşte en son balatayı değiştirirken disklerden dediğim gibi şikayetim yoktu. Yalpalama yoktu. Direkt balatayı taktım. 60.000'de öyle gitti. Şimdi yeni artık hem diski hem balatayı değiştiriyoruz. Burada artık yapacağımız tabii yeni parçaları takmak kaldı ama ufak tefek bakım işlerimiz var şu anda burada. Mesela burayı temizleyeceğiz ve montaj pastası süreceğiz buraya. Hemen temizleyelim. Bakın. Böyle fırça olacak. Böyle. Disk düzgün otursun diye ve de sonra çıkarırken biz kolay çıksın diye. Burayı ben daha önce de temizledim. Hı hı. Ne oldu? Şimdi çok zorlanmadık çıkarırken. Kaynamamış yani. Bir de
Buraya montaj pastası sürüyoruz ki yani ısı düzgün dağılsın, böyle şey olsun. Çünkü bayağı neden? Zaten. Bunun arkasında rulman var. Şimdi biz burayı montaj pastasıyla yağlamazsak ısı dağılımı artık buradan içeri rulmana doğru gidecek. Rulmanın içindeki yağı da eritip akıtacak, sonra rulmanı bozacak abi. Yani. O, buna da faydası var. Bayağı da rengi kendine geldi zaten. Aynen. Bunları da güzelce ne yapacağız şimdi? Bunları nasıl yapalım? Çıkartalım, bir temizleyelim şunları. Sonra French'in özel üretilmiş olan yağımızı kullanalım bunu. Bak ben buna grafit katkılı bir yağ kullanmıştım. O zaman French'in özel olan yoktu. Yüksek sıcaklığa ve toza dayanıklı bir yağ kullanmıştım. İşini yapmış yani, gayet iyi. Şu an hala yağ burada duruyorsa. Evet. Yoksa tereyağı gibi akar erir gider bu. Ondan sonra şey olur. Bu buraya yapışır, kaynar. Dediğim gibi fren kısmama veya bırakmama durumu yapar. Fren yağımız burada. Bu burada. Şimdi bunu da bir şu şimleri de olmazsa temizleyelim. Şunları. Bak bunlar böyle kendi çıkıyor. Şöyle. Çıkmaz, dur bakayım. Şurada bak, tutma yeri var, tamam mı? Çektin mi çıkar o. Altı üstü aynı. Bunları da gel temizleyelim şurada. Ellere bak, kapkara oldu. Gel burada temizleyelim. Taş motorunda yapacağım ben bu işi. Hemen 2 dakikada. Şöyle gözlüğü de takalım. Tertemiz yapıyor, gördün mü? Ayna gibi oldu. Ufak tefek şeyler kalabilir, önemli değil o kadar. Sonuçta yağlayacağız yani. Bu şimdiler oldu. Şimdi bu pimleri halledelim. Pimleri de yine şöyle çıkartıyorum. Bu körüklerin de düzgün olması önemli arkadaşlar. Şunlar. Şöyle ben şunu bırakayım şuraya. Bunu da çıkarayım. Böyle çıkıyor bu, tamam mı? Bunu da çıkarayım şöyle. Bunu da çıkardık şöyle. Bunları temizleyeceğim. Eski yağ silelim. Artık boşun fren için olan yağını kullanacağız burada. Onu da istersen gösterelim abi. Aynen. Belki bu, şey yapmak isteyen olur. Bu boş Starfit. Fren sistemleri için üretilmiş yüksek ısıya dayanıklı yağ. Zaten fren yağlayıcı yazıyor bak. Pimleri temizliyorum. Bu bez kirlendi artık. Daha temiz bir bez aldım. İçini de şöyle çok fazla şey yapmadan, böyle incelemeden, zaten yağlı ve problemsiz bir şekilde çıkardık ya. Sadece yüzeysel bir temizliyorum. Şöyle. Kalıntıları almak için. Aynen, kalıntıları alalım. Ya çok büyük böyle inceleyip de böyle değil de kabasını, tamam mı? İçine hani balta spreyi gerekirse sıkılır ama gerek yok bunda. Hani yağ zaten işini yapıyordu. Bak, olabildiğince temizledik zaten. Böyle. Ya nedir bu kaliperi de burayı da temizlersin ama gene kirlenecek abi. Burada benim yapmak istediğim esas önemli noktaları temizlemek. Tamam, bu kadar temizledik mi yeter? Bak şöyle tamir takımı alabilirsiniz arkadaşlar. Körükleri yenilemek istiyorsanız. Ben de açmışken şimdi yenilemiş olayım yani şimdi. Körüğü. Yeni körük takıyorum. Çünkü öbürü salmış artık kendini. Yani yuvasına bile zor giriyor.
Bak şimdi nasıl girdi? Çok güzel oturdu. Bir sonrakinde takılan ucunu da gösterelim. İyice detaylı. Ne, burası değil işte. Bura girmez. Bu oluklu olan kısım giriyor. Oluklu olan kısmı. Böyle takıyorsun böyle. Onun içinde de bir oluk var. Oraya giriyor. Şöyle döndürüyorsun. Direkt oturdu zaten. Aynen. Böyle. Bak sese bak. Oo. Bunu pimleri böyle yağlayacağız ya bak şimdi. Şöyle yapıyorum. Ketçap gibi. Sıktım. Böyle attım. Solucan gibi bir tane attım. Yayıyorum. Burada bir püf noktası daha vereceğim şimdi. Bu ucuna getirmiyoruz ya. Burası çünkü hava yapıyor, tamam mı? Ucuna getirirsen sonuna kadar gitmeyecek. Yağ arada sıkışacak ve düzgün çalışmayacak. Tamam mı? O yüzden buraya yağ değdirmiyoruz. Sadece kenarlarına. Aynen. Sadece kenarlarına. Ucuna değmesin. Veya bunun içine yağ atmayın. Bunun içine yağ koyunca o yağ orada sıkışacak. Kenarlarına sürdük mü o zaten fazlasını körüğün içine biriktiriyor. Gerektiği zaman da alıyor yağ. O şekilde oluyor. Zaten ben takarken de bak körüğe bir miktar körükte kalıyor yani. Tamam mı? Sonra geçme yeri de var. Bak geçti. Yani bak. Ucuna sürmediğimiz sürece altına gitmiyor hiçbir şekilde. Aynen. Fazlalığı körükte kalıyor. Aynen aynen. Gerekli kadar kısım kadar gitti. Bak şu an çok güzel çalışıyor. Ve içeri kadar da gidebiliyor. Ucuna sürseydik emin ol bu içeri gitmeyecekti. Hı hı. He. Şu an çok güzel çalışıyor. Diğerine de sürelim. Diğerinden kalan kısmı aktardım bunu. Buraya da yine sürüyorum. Çok fazla gerek yok. Miktarını da şöyle üzerinde göstereyim. Aynen. Bu fazla bile oldu yani aslında. Şöyle. Hatta şey, tamir takımının içinde geliyor o yağdan bak. Kırmızı içinde görüyor musun? Bu kaliper bozulursa komple o bahsettiğim körüğün yırtılırsa falan diye o da var. Bu tamir takımı 4 taraf için mi? Hayır, iki arka için. Kaliper için evakları. Aynen. Sağ ve sol arka taraf aynen. için. O zaman onun içine kırmızı miktar kadar evet, yağlanma evet. yeterli. Aynen. Yine böyle takıyorum. Bak fazlası kaldı şöyle. Alacağım şöyle şunu. Heh. Hop. Oturdu bak. Nasıl çok güzel çalışıyor bak. Bakalım. Ya yağ gibi çalışıyor şu an. Elim yağlı olmasına rağmen. Şu an çok güzel. İçime sinen bir şekilde oldu. Yüzeysel bir temizliğini de yapalım şöyle. Yani fren baltası değiştir. Eski baltayı sökelim hop yerine yenisini takalım. Olmuyor. 20-30 bin kilometre sonra gene aynı frende sorun yaşamaya başlıyoruz. Ya boşuna o parçalar konulmamış. Aynen. Bu tamir kitleri çıkmamış. Aynen. Bu yağlar çıkmamış yani. Hepsinin bir usulü var o zaman. Bir de bu şimleri nereye koyduk biz be? Ha burada. Şimlerin yerleşecek olduğu yer şurası ya. Şu bölge. Hı hı. Orayı da bir silelim. Orayı da bir parlatalım. Orası güzel olsun. Çünkü bak burada birazcık tortular var. Bu kadar. Bak böyle parlayacak ya. Burası temiz olması gerekiyor. Burayı yapmış olduk. Şimdi şimleri takalım. Nasıldı? Böyleydi. Hop. Tırnakları var herhalde. Aynen. Tık diye geçiyor zaten. Bak geçti. Ve de
böyle durması lazım. Hı. Tam yapışıklı. Aynen. Balatayı itecek ki balata yukarı aşağı sallanmasın. Burada onun amacı o. Azizallah. Böyle bak. Yay gibi çalışacak. Ben daha önce yapmışım zaten bunu. Şu arada boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Bak. Böyle yay gibi çalışacak. Bu kadar. Montaj pastası bu. Alcon Slide Copper Solid. Bakır Grass diye de geçer. 1100 dereceye kadar da dayanıklıdır arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Buralara tutturalım şöyle. Tamam mı? Tutturduk ya, sana böyle bir fırça yardımıyla yayıyoruz şöyle. Aynı boyar gibi. Böyle yayıyoruz bak. Bütün boşluklar dolması dolacak herhalde. Çok da çok şey değil öyle de. Yapmışken tabi. Yani bu böyle yaptık. Bir daha çıkarken buraları da yağlayalım böyle. Şişmesin. Az önceki ki ben yağlamış olmama rağmen öyle bir durumla karşılaştık. Yağlamasaydık ne olurdu? Sen düşün artık. Bu da Ferrobo. Açtım. Bunlar stoklama koşullarında paslanmasın diye bunların yüzeyine bir miktar yağ sürülüyor arkadaşlar. Bunun yüzeyinde şu an yağ var. Bunu temizlememiz lazım. Temiz bezle ve balta spreyle temizleyeceğiz şimdi bunu. Ondan sonra bakacağız. Şimdi bak, bu çektirme yerlerinle bunları karıştırmıyoruz, tamam mı? Bu havşalı olan kısımlar bu tarafa denk gelecek. Bak, şuna denk gelecek. Bunlara herhangi bir delik denk gelmeyecek. Bu vida buraya gelecek, yani bunu tutacak. Burada dikkat etmemiz gereken o. Bunu böyle ters takanı da gördüm ben. Ya adam diski oraya takmamış, böyle takmış. O zaman arka frenden ses gelme falan gibi durumlar olabilir. Şöyle çevirdim. Buraya bijon geliyor. Saplama. Buraya da üste bu geliyor. Tam burası böyle. Gördün mü? Buraya geçirdik. Sert bir şekilde ittireceğim. Oturur zaten. Aynen. Tam oturdu. Bunu da takalım böyle yerine. Bu ufak delikler diski çıkarmak içindi herhalde. Evet, onu çektirme için. Çektirme deliği onlar. Ya onu düşünmüş adamlar. Ya koymaya da bilir. Olmayan arabalar da var. Dediğim gibi Mazda'da mesela bu vidalar da yok. Direkt böyle saplamalarla tutuyor. Tekerlek tuttuktan sonra tutuyor. Bu ekstra güvenlikli olmuş o zaman. Aynen. Böyle sıktı. Bakalım biz gene şöyle. Böyle. Disk güzelce yerine otursun. Yoksa biz bu tutucuyu taktıktan sonra şey olur. Yamuk olursa sürter. Şimdi böyle güzelce oturtturduk. Şimdi kaliper tutucusunun montajını yapacağız. Şimdi çimleri de taktık ya. Ufaktan buraya da böyle yağ süreceğiz. Montaj pastası şöyle. Parlattığımız yerin üzerine. Aynen. Balatalar buraya basacak ya. Şöyle. Çok şey olmasın, böyle diske de değmesin. Resim yapar gibi. Aynen. Şöyle dışlara doğru alayım da diske de değmesin yani. Değmemesi lazım. O yüzden zaten dışarıdayken yağlıyor. Üstündeyken yağladık mı bu olmaz. Ondan sonra bunun civataları vardı burada. Ne dedik? 14 milim lokma tutuyor demiştik. Bunu böyle çıkardığımız gibi nasıldı bu? Böyle miydi? Böyleydi. Takıyoruz böyle. Şimdi bunu buraya takıyorum. Bu açıdan bu kadar mı acaba? Çok önemli değil. Anladılar onlar onu. Bu kanalı izleyenler anlıyor zaten, anladı.
ufaktan tutturdum bunu. Öbürünü de tutturayım şöyle. Buradan kafamla bakıyorum ve burada arasını görebiliyorum yani. Tam nereye takıyorum görünüyor. Hatta biz bunları 90 Nm sıkalım abi. 90 ayarlıyorum. Bunu kullanmadan bir video yok. Tabii canım. Ya en azından eşit olsun. Tork değerini bilmiyoruz. Mesela saplamalar 108 olduğuna göre buraya da 90 yeterli olacak. Çünkü şey, bunların başlıkları 14 milim yani. 100'e getiremeyiz başlıkları. Şey yani. Kol uzun olduğu için zaten yeterince çok sıkılıyor. Şu anda bak yağlamış olmama rağmen şu an dibinden geçiyor ve hiçbir sıkıntı yok. Dönüyor. Çok güzel. Balataları koyalım şimdi. O kutudaki parça kodunu falan gösterelim mi? İsteyenler olursa. Gerek yok ya. F6 arka fren balatası yani sonuçta. Balataları da böyle koyuyorum. Bu şekilde bak. Şimler şey oluyor. Şu tepeden yakalayacağım şeyi. Bunu hafifçe kaldırınca buraya giriyor. Önce altı oturtuyoruz. Aynen. Bu da mesela diğer tarafı ben yaptım. Daha önce yaptık biz. Bunlarda haberci teli alt tarafa gelecek şekilde olsun. Mesela öbür tarafınkini buna takarsan bu üst tarafa gelir. Olmasa da olur da hani bu şekilde doğrusu bu. Alt tarafa gelsin haberci teli. Onu da gösterelim buradan. Bunu da yine şimdi şöyle hafifçe iterek balatayı almasını sağlıyoruz. Takıyoruz. Oturdu eminim. Tamam mı? Eminim şu an oturdu. Bu şekilde. Kısıyor bak. Böyle tutuyor fren, gördün mü? Böyle. Bu da vardı bizim. Bunu da takalım şimdi. Yerine tekrar. Bu da arkaya öne oynamasın diye. Böyle tutaraktan. Bunu buraya takıyoruz. O kendi yerini bulacak zaten. Bak şimdi oturtunca bu oynamıyor şimdi artık, tamam mı? Değil bak. Bu şeyin hidrolik hortumunu tutan braketin cıvatası. Bunu karıştırmayın. Diğer pimlerin cıvatası böyle uzun. Bu kısa. Tamam mı? Onu karıştırmayın. Tık. Oturdu. Diğerini de aynı şekilde. Bak. Şu an nedir? Biraz da yukarıda duruyor. Şöyle oturtturuyorum şöyle. Bunu da takıyorum böyle. Körükleri de değiştirdik, yağladık. Baltalar yeni, diskler yeni. Bu frene artık güvenir misin abi sen? Güvenirim. Hı? Güvenirim. Değil mi? Bunu da şöyle elimizi acıtmayalım diye şunu destek alabiliriz şöyle. Hafifçe şöyle. Heh, oturdu. Oturdu. Bunlarda da yine tork değeri yok. Çok fazla sıkmaya gerek yok ama kendini de salmasın. Bu şekilde yeterli. Bunu da böyle sıktık. Evet. Bak burada bunu da takıyoruz şimdi. Güzel cemcik. Bunun da tatlı bir sıkılıkla sıktık. Ve balata ve disk değişimimiz tamamlanmış oldu. Böyle nizami bir şekilde, içimize sinen bir şekilde her yerini, gereken yerlerini temizledik. Yağlamalarını yaptık, bakımını yaptık. Artık bu ne diyeyim sana, en az yine bir 70-80 bin, 100 bine kadar bir şey olacağını sanmıyorum. Yani bu kaliteli balatalarla ve disklerle yaptığımız bakımla. Arka fren yani sonuçta bunlar ama ön frene de destek oluyor. Yani sonuçta frenimizin performansına etkisi büyük arkada olsa. Önler tabii daha önemli ama önlere destek olan da arkalar ve el frenimiz burada tutuyor. Şimdi ne kaldı? Sadece tekerleği takacağız. İşlem tamam ama freni pompalayacağız abi şişene kadar. Çünkü biz pistonu geri ittik ya. Yani bu fren birkaç basma tutmayacak. Bir, ikincisi el frenimiz biraz boştaymış gibi olacak. İlk başta freni pompaladıktan sonra hani
bir gün, birkaç gün kullandıktan sonra el frenimiz de yerine gelecek. Böyle iyi tutmaya başlayacak. Yalpalama sorunu vardı. Zaten o da gitmiş olmasını umuyorum. Bu şekilde bu videoda arka fren balata ve disk değişimi şeklinde nelere dikkat ediyoruz, çalışma prensibi nasıl, onu da görmüş olduk arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.